Evet, herkese merhaba. Hemen tablomuzdan MIT ve Apache'yi incelediğimiz kısa videomuz için tablomuzdan bir başlangıç yapıyoruz. Öncelikle MIT'den başlayalım. MIT bırakın yapsınlar, bırakın gelsinler tarzında permissive, serbest, herhangi bir engelleyici içerisinde tek sadece metnin kendisinin atıfta bulunulması dışında, lisans metninin kendisinin belirtilmesi dışında hiçbir bağlayıcılığı olmayan permissive ötesi esnek, hem serbest hem de en esnek serbestiyette bir lisans. Tamam, şimdi burada işte modification, lisans, şu kolonları bir hatırlayalım çok hızlıca. Linkleme, dağıtım, modifikasyon, bunların hepsi zaten serbest. Bir patent garantisi meselesi zaten MIT'nin boş bıraktığı konulardan. Neler boş bırakmamış ki zaten, kısacık bir metin. Manuel olarak gösteriyor. Apache'ye buradan hızlıca bir bakalım. Farkını çok hızlıca bir görelim. Farkını kısaca belirteceğiz. Apache lisansını görüyorsunuz şu an. 2.0 versiyonunu konuşuyor olacağız. Apache 2.0 versiyonu şu an yaygın olarak kullanılan, aynı zamanda GPL V3 ile dahi uyumlu lisans meselesi var ya. GPL V3'ün dahi uyumlular arasında kabul ettiği, ilerideki linklerde göreceğiz, bir lisans. Şimdi en son söyleyeceğimi en başta söylüyorum. MIT mi, Apache 2.0 lisansı mı? Pek çok durumda Apache 2.0 cevap. Şimdi hangisini tercih ederim derseniz. Tabii kullanırken mi, dağıtırken veya bir projenin içerisinde bulunuyorsunuz, o projenin lisans durumunu belirleyeceksiniz. Hangisini seçmelisiniz? Eğer siz bir proje oluşturucusuysanız, projenin sahibi, kontribütörü vesairesiyseniz, Apache sizin için lehiniz olacaktır. Onu tüketeni durumundaysanız, ki büyük ihtimalle şu an bunu dinlerken siz osunuz, bunun tüketeni durumundaysanız, bu lisans sahibi açık kaynak yazılımın, MIT evet çok esnek olduğu için sizin faydanıza gibi gelebilir, ama patent mevzunu hem kullanıcı hem de kontribütör tarafında serbest bıraktığı için bazı durumlarda sakıncalı da olabilir. Apache 2.0 her şeyin, hemen hemen her şeyin üzerinde bir şeyler söylendiği bir permissive, serbest lisans. Şu an pek çok insan bunu tercih ediyor kısaca. Evet, linkleme, dağıtım, modifikasyon, evet serbest. Patent garantisiyle Apache 2.0 zaten kendini GPL V3 ile aynı. Bakın GPL V3'e geleceğim şimdi. GPL V3, bakın burada da patent grant yes olarak işaretlenmiş. Patent grant neydi diye sorarsanız hemen şu satırdan hatırlamanızı yapınız. Şimdi diğer lisanslarda olduğu gibi zaten bu permissive bir lisans. Private use'un, yani serbest kullanım, yani şirket içi kullanımın serbest olmama ihtimali zaten yok. Alt lisans ama o da serbest. MIT lisansın çok kısa bir metni var. Görüldüğü gibi bunun Türkçesi de yine özgür lisanslar.org.tr'den görülebilir. Oldukça net. Yukarıdaki telif hakkı bildirimi, iş bu izin bildirimi yazılımın kopyaları ve önemli parçalarına eklenmelidir. Aşağıdaki metni ekliyorsunuz zaten. Yukarıda da metnin ifadesi var. Apache lisansının İngilizce metnini de opensource.org'dan görebilirsiniz. Burada redistribution kısmında bakın 1, 2, 3, 4 alt başlık var. Bu daha güçlü bir lisans haline getiren konulardan. Bir de patent meselesi, 3. madde. Oldukça tabii uzun metin, güçlü lisans doğru orantısı var mı? Yok, ama MIT ve Apache farkında bu geçerli. Evet, Türkçesinde yine özgür lisanslar.org'dan bakabilirsiniz. Hemen buradan 3-4 yeniden dağıtım. Yeniden 4. madde yeniden dağıtımın bakın 3. 2. özellikle maddesine bakalım. 4'e 2. 4'e 2 diyor ki dosyaları değiştirdiğinize dair uyarıları gözle görünür bir şekilde değiştirilen dosyaya iliştirmelisiniz ve diye 3-4 devam ediyor. Modifikasyona dikkat edilecek şeylerin dışında
ve patent konusunda getirdiği desteğin dışında MIT gibi bu da sizin source kodunu ticari uygulamalarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir lisans tipi. Ama tabii ki buradaki uyarıları göz önüne almanız lazım. Evet, GitHub'da da bu advanced bir sayfa var demiştim. İleri arama advanced search linkinden. Burada da hani şöyle bir merak ederseniz, örneğin biz kendi fokusumuzda C dilinde yazılmış Apache 2.0 lisanslı projeleri bir getir desek önümüze. Best Match'ten ziyade en çok starlı olan projeleri önümüze getirelim. Bakın burada bazıları tanıdık, bazıları tanımadık. Pek çok proje gözünüz önüne gelecek. Pek çok ünlü de proje var tabii. Apache versiyonunu. Diğer yandan Apache ve MIT. MIT lisanslıları da şöyle, pardon, olmaz. MIT lisansları da gözümüzün önüne getiriyoruz. Bu şekilde bakın oldukça yüksek sayıda proje önünüze geliyor. Bunları gezdiğiniz zaman pek çok ünlü projeyi de görmüş olacaksınız. Ifrost'un sayfalarından bahsetmiştim. Bir bu işin hukuki boyutunu inceleyen bir web sayfasıydı geçtiğimiz videoda. Onun içerisindeki metinlerle ilgili bu metinleri kullanabilir miyiz diye kendileriyle yazıştım. Onlar da evet, atıfta bulunmak üzere, belirtmek üzere tabii ki kullanılabileceğini. Ama bazı database'lerini, kullandıkları database'lerin lisansında farklı olduğunu. Dolayısıyla bu aslında bir ev için rüya içinde rüya tarafı. Örneğin o web sitesinden faydalanırken o web sitesinin içerisindeki metinleri eğer ben bir videoda tekrar yayınlamış olursam bu distribution'a giriyor örneğin. Değil mi? Bu konu hakkında bahsederken bu konuyla çelişmemek meselesi. Örneğin özgür lisanslar ne beklerdim? Özgür lisanslar sayfasının kendisinin en azından common criteria'yla lisanslanmasını beklerdim ama onunla ilgili bir şey bulamadım. Linux kullanıcı değerli herhangi bir, sanki kendi metnine, kendi çevirisine herhangi bir lisans düşünmüşse de ben bunu göremedim. Bu da meselenin, bahsettiğimiz meselenin kendi metinlerinin durumunun ne olduğuyla alakalı bir konu. Bunu geçtim. Evet. Ifrost'un metninin kullanılması alakalı artık kendi Ifrost sayfasında istediğimiz gibi atıfta bulunabiliyoruz. Kendileriyle mailleştim o konuda. Şimdi enteresan bir noktaya geleceğim. Size MIT projesinin örneğini göstermek üzere açtığımda şunu fark ettim ki Home Assistant bundan birkaç yıl önce lisansını MIT'den, şöyle göstereyim, bakın MIT bu Git historisi, MIT'den Apache 2.0'a geçiriyor. Şu anki lisansları Apache 2.0. Bununla ilgili Home Assistant sayfalarında ilgili şeyleri de bulabilirsiniz, yazıları. Home Assistant'ın bir forum sayfası var. Orada da bununla ilgili bir şeyler bulabilirsiniz. Ama mesele şudur ki bakın, örnek bir büyük bir proje bu. Python'da yazılmış ev otomasyonu üzerine hatırı sayılır bilindik projelerden bir tanesi. MIT'den bazı endişelerle veya ihtiyaçlar binaen Apache 2.0'a geçmiş. Evet, bu bir dalga olarak devam edecektir muhtemelen. Open Source projenin MIT'den Apache'ye geçme, 2.0'a geçmesi ve devam eden bir şeydir muhtemelen. LibExpert, MIT lisans dendiği zaman hem lisansın metnine kaynaklık bakımından da gösterilir. Hatta Free Software Foundation MIT lisans yerine Expert lisans isminin kullanılmasını daha uygun görür. Mesela burada ifade eder. Burada da buna MIT lisans dense de MIT birçok lisans aslında
karşılık gelmektedir gibi Free Software Foundation bir yorum var ama Open Source Initiative burada MIT lisans ifadesini kullanmış. Metin aynı metin, expat lisansta. Expat de en ünlü stream-based bir XML parser. Çok çok eski bir proje. Çok eski bir proje. İşte expat lisansı diye de geçer. Expat'in kendi lisansı da yine işte MIT lisans tadır diyebiliriz. Ama expat lisans diye de isimlendiriliyor bu. Oldukça, çünkü bu konular çıkmadan önce, bu konular çok yeniyken expat diye bir kütüphane vardı. Lisans konularıyla beraber evrildiği için lisansın kendisi de MIT lisans, expat lisans birbirine karşılık gelen isimlerle olmuş zamanla. Evet, MIT lisansı tarihçesini Wikipedia'da güzel bir sayfa var. Biraz önce gösterdiğim gibi uyumlulukta Apache versiyon 2.0 GPL uyumlu olarak da listeleniyor. Bakın, özellikle patent meselesine olan vurgusundan dolayı GPL uyumluluk kazanmış oluyor. Evet, kısa ve öz. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.